Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler ve Lütfi Bey ile birlikte şu elimde görmüş olduğunuz iPhone 6'yı aha da bu kılıfla iPhone kılıf değil lan bu kapak. Kapak. Kapakla iPhone 10'a çeviriyoruz. Nereden buldun bunu? Abi şöyle, ben aslında işin açıkçası bambaşka bir içerik arıyordum arkadaşlar. Sonra sağ tarafta bir reklamda bunu gördüm. Ben önce bunun kılıf sandım, sonra bir baktım baya baya arka kapak ve tasarımı iPhone 10'un aynısı. Çok da aynısı değil. Arkasında şöyle çok yakından görüyorsunuz zaten, aşırı çakma şekilde iPhone yazıyor. Kamerasının çok alakası yok. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Biz bunu takınca bizim artık 3.5 mm'lik bir jack girişimiz kalmayacak. O da mı gidiyormuş? Lan işte ne olacak ya aşağısı? O zaman bunu bir de geri sökeceğiz üstüne. Evet. Aynen. Ya da oraya bir delik açacağız artık. Biz bunu ilk aldığımızda yaparız sandık. Hani takarız taktuk falan filan diye. Değil. O işler öyle değilmiş. Bizim Çankaya'da bir dostumuz var. Ferhat CSM. Orada yetkili bir abimiz var. Onur'dan rica ettik takar mısın diye. Çünkü bir iki spesifik işlem var arkadaşlar. Biz iş ustasına bırakalım. iPhone 6'yı 200 TL karşısında iPhone 10'a çevirebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, masamıza geldik. Onur'u yanımıza aldık. Hızlıca başlayalım. Nereden başlayacağız? Önce cihazı sökeceğiz. Şarj girişinin yanındaki vidaları sökmemiz lazım. Peki tavsiye ediyor musun insanlar evde yapsın bu işi? Evde yapmamaya çalışsınlar. Neden? Çünkü sakatlığı çıkartıyor. Ben gördüm, o ekranı çıkartırken ekranı kıran bayağı insan var. Çok var abi. Şimdi bataryasını sökeceğiz. Kafesi kaldırdık abi. Tamam. Önce orta tuş filmi, ön kamera filmi, ekran soketi, sonra da dokunmatik soketini kaldırıyoruz. Böylece ekranımız cart diye çıkıyor. Şimdi tek tek üzerindeki vidaları sökeceğiz. Ha bak, sakız geliyor arkadaşlar, iyi bakın. Ekipmanlarımız biraz eksik abi. Cımbızımız yok. Evdeki cımbızlardan değil. Saatçi cımbızı. Bu anakartımız. Anakartımızı söktük. Hoparlör. Bu kasayı söktük. Şimdi yeni kasamızı takacağız. Hadi bakalım. Telefonumuz ya. iPhone 10 olacak. Şimdi arkadaşlar bir sorunla karşılaştık. O yüzden bölüyoruz. Şimdi Onur, seni dinliyoruz abi. Nedir sorunumuz? Bu yeni kasamızda jack çıkışı olmadığı için, eski soketimizde de jack çıkışı olduğu için buraya oturmuyor. O zaman abi, normal bir vatandaş bunu alırsa şunun 3.5 milimetrelik girişini kesmesi gerekiyor. Tamam, biz kesmeyelim abi, biz normal şarj soketi olmadan devam edelim. Evet, şimdi Lütfi Beyciğim, yavaş yavaş artık finale doğru geliyoruz. Onur bir iki bir şey açıklayacak bizlere kasanın durumu ile ilgili. Çünkü vidamız arttı. Neden bu kadar vidamız arttı? İyi usta. İyi usta. Bu soketi takamadığımız için arttı. Bunun üzerinde soketimiz var. Mikrofonumuz var. Bu kasayla şu anda şarj edemeyeceğiz. Kulaklık takamayacağız. Hoparlörümüzden ses gelmeyecek. Titreşim motorumuz çalışmayacak. Ama iPhone 10'umuz var. Şarj soketin... bitene kadar iPhone 10. Görüşme de yapamayacağız tabii. O zaman kapatıyoruz artık. Haydi bakalım. Açıyoruz ve açıldı telefonumuz. Şu an iPhone 6'mız iPhone 10 oldu. Evet, şu an telefonumuz çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir problemimiz yok. Kamerayı bir açalım. Portre modu geldi mi hocam? Kameramızda da herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Dilerseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Gelin bir karşı açıya geçelim. Neler yaptık, neler oldu? Lütfi ile benim gül yüzüme bir bakın bakalım. Bir kere öncelikle Onur'a hakikaten teşekkür ediyoruz. Bu kadar sınırlı ve az ekipmanla bu işi böyle kısa bir sürede yaptığı için sağ olsun. Bayağı bir şey eksikti çünkü. Telefonumuz hazır. Evet, telefonumuz gerçekten iPhone 6'dan iPhone 10'a benzeyen bir şeye dönüştü. Bayağı oldu. Oldu ama ne şarj edebilirsiniz, ne herhangi bir görüşme yapabilirsiniz, ne de mikrofonunuz olur, ne başka bir şeyiniz olur. Yani mahvolursunuz ya. Bir de hani iPhone 10'a da benzemiyor arkadaşlar, ya da bir iPhone 10S'e de benzemiyor. Şurası yamuk gibi bak şu kamera kısmı. Zaten kameralardan bir tanesi çakma telefonlar gibi boş, hiçbir işlevi yok tabii ki de doğal olarak. Bu kasayı aldınız diyelim, bir de uygulaması vardı. Biz daha önce zaten incelemiştik. Çentik eklersiniz arkadaşlar, çiçek sana, gibi olur. Aynen. Al sana iPhone 10. Mis gibi iPhone 10 olur. Doğan görünümlü şahin mi oluyor? Aynen abi, şu an bayağı doğan görünümlü bir şahin elde etmiş olduk. Gerek yok, almayın arkadaşlar. Bir kere takmak için hakikaten işi bilen birinin gelmesi gerekiyor. Bir sürü ıvır zıvır çıkıyor. Şöyle şimdi kenarda köşede bir iPhone 6'm vardır, çöpe gidecektir. Denemek için hani öyle bir telefon nasıl takılıyor, sökülüyor öğreneyim dersen çok güzel bir şey bu. Günlük kullanıyorsanız telefonu belli işlevlerini kaybediyor. Şarj olamıyor bir kere telefon. Aynen. Bir de birilerini kandırabilirsiniz tabii, iPhone 6'yı iPhone 10'a çevirdim diye. Neyse, fazla da uzatmaya sen gerek yok. Sen de bunu yersin. Ben yemem de Umut yer mesela bizim. Olabilir. Bu videomu
videomuzda internetten 200 TL'ye satın almış olduğumuz iPhone 6'yı iPhone 10'a çeviren bir kapağı inceledik, taktık da ama başarılı bir sonuca çıkamadık. Evet, dönüştü telefonumuz ama bir sürü parçası eksik takıldı kaldı. Takıldı mı takıldık. Eğer videomuzu köşede beğendiyseniz şurada fazla da elimi abartmadan göstereyim. Bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa yorum bölümünden de bizlere belirtebilirsiniz. Görüşmek aynen, üzere görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.